Şu anda Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek canlı yayınla hazır. Ona dönelim. Veysi başından bu yana bu arama sürecini takip etti ve bugün Narin bulunduğunda da yine oradan bize gün boyu yayınlar yaptı. Veysi tekrar merhaba. Burada İyi yayınlar, merhaba. Teşekkürler. İyi akşamlar. Burada şimdi bu konuda uzman konuklarım var, akademisyen konuklarım. Onlar da bu başlangıçta, hatta Profesör Doktor Gökhan Oral, duydun mu bilmiyorum, dedi ki başlangıçta bu tür aramalarda çocuğun sağ bulunmasına yönelik bir arama başlatılır. Diğer olasılığa odaklanılmaz. Orada ilk aranılan günlerde bu motivasyon mu vardı ağırlıklı? Biraz ondan bahseder misin, gözlemlerinden? Evet, öncelikle 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. 22 Ağustos sabahı biz buraya geldik, köye geldik. Aslında jandarmaya da geç haber vermişler. Öncelikle aile kendisi arama çalışmaları yapmış. Daha sonra jandarmaya bilgi aktarmıştı. Hemen köyün alt tarafında bir sulama kanalı geçiyor. DSİ'ye ait sulama kanalı. Orada AFAD ekipleri ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su dalgıçları çocuğu arıyordu. Baba telefonla görüşmüştük. Bana öncelikle çocuğun köyde kaybolduğunu ağlayarak anlattı. Batman'da düğün davetiyesi götürdüğünü söyledi. Su kanalına düşme olasılığından bahsetti. Yaklaşık 3 saatlik bir yayın yaptık. Saat başlarında yayına aldılar. Bir jandarma ekibi, Bağlariçe jandarma ekibi o dalgıçlara eşlik ediyordu. Köy merkezinde de güvenlik için bir jandarma ekibini gördüm. Dönüşte ise 3 saatlik bir yayının ardından köye döndüğümde ise çok sayıda jandarma gördüm bu noktada. Yani neredeyse 100'ün üzerinde jandarma ekibi vardı ve gelmeye devam ediyorlardı. Yine bir helikopter gördük, jandarma helikopteri, havada ısıya duyarlı bir helikopter havalandırılmıştı. Öncelikle kayıp olayı, kayıp vakası olarak değerlendirildi. Belki biraz hafife alındı. Canlı yayınlarla, buradaki jandarma ekipleri de bunu söylüyor. Canlı yayınlarla bu artmaya başladı. Daha sonra diğer meslektaşlarımız da köye geldi. Anneyle röportaj yaptığımda ise enteresan bir durum. Çocuğun kaçırıldığını ilk andan itibaren söylemeye başladı. Çocuğu bir yol kenarına bırakmalarını istedi. Kaçıranların sağ salim bırakmalarını istedi. Şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Enteresan bir durum gelmişti bize. Bu noktada annenin ağlayarak feryadı. Daha sonra tabii üçüncü günde ise tamamen kolluk buradaydı. Yine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 56 polis de görev yapmaya başladı burada. Ve yine kent merkezinde operasyonlar yapılmaya başlandı. Aile yönelmişti artık. Bunu hissedebiliyorduk. Ailenin içerisinde olma olasılığı tartışılıyordu bu noktada. Tabii bir taraftan da haklılık var mıydı? Köy meydanında ailenin bulunduğu noktada arka tarafta babaanne oturuyor. Bir başka amca yan tarafta oturuyor. Karşı tarafta başka bir amca. Okulun arkasında babalarının amcası, ki kuzenlerimi çok özlemişim, oraya gideceğim demişti annesine. Ağırlıkta ailenin nüfuslu bir aile ve etrafta kümelendiğini söyleyebiliriz. Bu noktada da köyde kaçırılma şüphesi, bir başkası tarafından kaçırılma şüphesi açıkçası çok az olasılıklar arasındaydı. Hatta dün bunu sorduk biz jandarmaya. Ya çevre illere bakılıyor mu? Evet, artık oralara da bakılıyor denildi. Önceleri normal bir kayıp vakası olarak bakıldı. Daha sonra bu iş büyüdü diyebiliriz. Savcılık devreye girdikten sonra da kayıp vakasından çıktı ve tamamen gözler aile içerisinde bir cinayetin olma veya kaçırma şüphesine dönüştürüldü. Kolluk bunu açıkçası gözlemleyebiliyorduk onların hareketlerinden. Sürekli Tavşantepe İlkokulu da tabii bu noktada koordinasyon merkezine dönüştürüldü. Hem AFAD hem jandarma ekipleri burada çalışmaya başladı. Sivil istihbarat unsurları çok önemli bu. Sahaya inmek durumunda kaldı ve onların inişiyle birlikte hızlı bilgi akışı olmaya başladı. Tabii Diyarbakır İl Jandarma Komutanı bir açıklama yaptı. Tüm General Selçuk Yıldırım, çember daraldı. Bu bir taktik de olabilir. Sonuca çok az kaldı. Sağ salim ailesine teslim etmeyi planlıyoruz demişti. Aslında bu umutlandı. Hem Türkiye'yi hem de bizi umutlandırdı bu noktada. Ancak 19. günde arama çalışmaları, ki 2 gün önce Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan
48 kişilik ekip, 2 de kadavra köpeğiyle hemen derenin bulunduğu başladığı noktadan, Topyolu Köyü'nden itibaren dalgıçlar suya indi. Sığ olan sularda bu arama gerçekleşirken jandarma arama kurtarma ekipleri de dere yatağında aramalarını sürdürdüler. Bugün ise bulunan nokta köyün hemen 1-1,5 kilometre mesafede ve yine o dere. Aslında defalarca orada arama gerçekleştirilmişti. Biraz suyun debisi belki düştü, düşürüldü bu noktada. İlk günlerde iş makinalarıyla orada da arama yapılmıştı. Dere yatağı genişletilmişti suyun debisini düşürmek için. ROV cihazlarıyla hem AFAD hem jandarma aradı. Ancak Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun yaptığı açıklamada bu yöndeydi. Bir taşın altına, ağaçların hemen bugün yayınlarda da gösterdik o ağacı. Evet. Dalların arasına gizlenmişti. Altında çuvalın içerisine saklanmıştı. Dikkatli bir arama sonucu da bu bulundu. Aslında dün akşam tahmin ediliyordu gibime geliyor. Çünkü sahadaki AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri bu noktadan uzaklaştırıldı. Bir gölette yoğunlaşmıştı. Gölette bulunmayınca da AFAD ve diğer ekipler buradan uzaklaştırıldı. Pamuk tarlasının bulunduğu noktadan itibaren jandarma ekipleri keşif yaptı. Acaba defalarca arandı, bir daha aranıyor, bir şey bulunabilir mi diye de kendi aramızda konuşmadık değil kameraman arkadaşımla. Sabah saatlerinde saat 7'de başladı arama çalışması. Ve o çalışmayla birlikte 8.45'te Nari'nin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Veysi, sesim sana biraz geç geliyor. Bunu izleyicilerimize de not olarak söylüyorum ama araya giriyorum, affedersin. Şimdi sana daha önce sorduğum bir şey vardı. Burada hocalarım da dedi. Yani birini işaret etmek ve birini itham etmek değil ama bu süreci daha iyi anlamak için. Sürekli aileyle ilgili, onların gözaltına alınma süreci, tabii amcanın tutuklu olmasında bunda etkisi var ama sürekli aileyle ilgili ifadeler kullanılıyor. Sürekli birilerinin sustuğu ve bu konuda ifade vermediği, kayıtsız kaldığı, ihbarda bulunmadığı yönünde yorumlar yapılıyor. Bunlar sosyal medya fısıltısının ötesinde görülüyor. Sen de az önce söyledin ya, kolluktan da biz bunu anladık diye. Bu izlenim nasıl oluştu? Sen bugün birkaç anekdot anlattın. Yani bize düşmez aileye düşer ifadesi. Yine bir hocanın buna susanlar da aynı şekilde cezasını bulsun ifadesine karşı cemaatin sessizliği gibi. Bize bunu anlatır mısın? Sonra bölmemek için şunu da ekleyeceğim. Amcanın aracında 11. gün sonra yani tutuklandı, o süreçte bir ihbar üzerine DNA örneği bulunduğu ifadeleri vardı. Öncesinde amcanın aracında böyle DNA izi, vücut izi arayacak bir teknik inceleme yapılıp yapılmadığı yönünde senin bir bilgin var mı? Van Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi alınan deliller ama bu birkaç gün sonra aslında yapıldı. Onu söylemekte de fayda var. Tabii mor ışıklarla da arama yapılmaya başlandı ama 5. veya 6. günde bu aramalar gerçekleştirildi. Dediğim gibi istihbarat unsurları sivil alana indikten sonra onların aldığı bilgiler doğrultusunda biraz daha dikkatli bir çalışma yürütülmeye başlandı. Daha koordineli bir çalışma yürütülmeye başladı. Kayıp vakasından ziyade kaçırılma veya bu noktada cinayet şüphesiyle işe el konuldu ki Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da ilk günden itibaren bunu öne aldı. Ve tabii arama çalışmalarında bir umutla da devam etti. Tabii köyde ilk aranan evlerden biri, ailenin aradığı evlerden biri, öyle söyleyeyim. Jandarmanın daha bilgi sahibi olmadan aile öncelikle Kur'an kursuna gittiği için imamın evini aradıklarını bilgisini paylaşabiliriz. Birkaç şüphelendikleri ailenin evini aradıklarını bilgisi elimize ulaştı. Yani babanın haberi var mıydı? İlk gün sanki yoktu gibime geldi. Onu söylemekte fayda var ki zaten Batman'a gittiğini, düğün davetisi dağıttığı bilgisi vardı. Ancak diğer aile fertlerinin kısmen haberi olduğu gibi bir şüphe oluşmuştu. Yani ki, haberi olduğu derken Nari'nin öldürüldüğünden haberi olmaktan mı bahsediyoruz? En azından kaçırıldığı veya saklanıldığı yönde bir bilgi sahibi, yani bu noktada olanların olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü anne kaçırıldığını söyleyerek davacı olmayacağız bırakılması yönde bir talebi vardı, defalarca da bunu söyledi. Başka da bir şey söylemiyordu. Kesin emin kaçırıldığını veya işte başına bir şey getirildiğinden emindi. Köyün hemen girişinde, evin yakınlarında güvenlik kamerası zaten Tavşantepe İlkokulu'nda var. Ayrıca terlikle gitmişti. Terliği kaybolmamış veya kafasında Kur'an dersi aldığı için bu noktada
yazması var, yazması bulunmadı. Yine alfabesi, Arap alfabesi bulunmadı. Kaçırılma, yani tanıdığı biri olduğu emin bir durumdu bu. Köylüler de bunu söylüyor, akrabaları da bunu söylüyordu. Kimse gelip burada bizim köyde akrabaları derken amcaları da söylüyor bunu. Kimse bizim köyden bir şey kaçıramaz gibi bir ifadeler kullanıyorlardı. Bir ihtimal acaba bir trafik kazası olduk, alıp götürdüler mi, yola mı indi çocuk diye düşünmeye başladık bakkala indiğinde. Ama bakkala inse bile etraf komple evlerle, bu noktada görgü tanıklarıyla görülebilir ki yokuş yukarı çıktığı için de bir kaza şüphesi de açıkçası doğurmuyordu. Patika yoldan 15-15'te eve çıkmıştı. Bir daha kendisinde haber alınamamıştı. Anne, ben oğlum Enes'le birlikte uyuduk, biraz konuştuk, akşam işten gelmişti dedi. Sonra uyandığımda işte eltim gelmişti. Biz çamaşırları oraya götürmüştük, çamaşır makinesi da yıkanması için. O getirip başımda katladığını gördüm demişti ki anne ve elti de şu anda göz altında, onu da söylemekte fayda elti var. Elti de göz altında. Bu noktada oğlumun sesini duydum. Hindim kaçırılmıştı, bir köpek tarafından yenilmişti. İşte oğlum o köpeği arıyordu falan, evin hemen arka tarafında ahırda. O noktada aslında patika yoldan cami dediğimiz, inşaat dediğimiz, daha doğrusu cami tam depremde yıkıldığı için inşaatı, patika yol tamamen görülüyor. Oradan da bir patika yol var ve Nari'nin abinin gözetimin altında yürüyebilerek, tepedeki bir ev, Tavşan Tepe zaten ismi oradan geliyor. Abinin gözetimi altında okulun oradaki patikaya kadar görülebilen bir noktada olduğunu da söyleyelim. Şüpheler gittikçe artmaya başlamıştı. Abinin kolunda iki ısırık çıktı. Bu da ayrı bir durum. Bir de sırtında çizikler vardı. Şüpheler biraz ona yöneldi. Ancak amcanın hem köy muhtarı olması hem de bilgi sahibi olması şüphesiyle Cumhuriyet Savcısı bu noktada tutuklamaya sevk etti ve kuvvetli suç şüphesiyle ifadelerinde bazı tarih saatleri hatırlamadığını söylemişti. Bu da tabii önemli. İmamla ilgili ise iki cuma hutbesinde aslında imam da birkaç defa gözaltına alındı ki o da daha doğrusu ifadeye çağrıldı, jandarma karakolunda gün boyu ifade bekledi. Geçen hafta da hutbede aynı konuyu işlemişti ve konuda kaçıranların bu dünyada da öbür dünyada da cezalandırılacağını aktarmıştı. Allah'ın vaadini yerine geleceğini söylemişti. Bu dünyada da mutlaka cezalandırılması için cemaatle birlikte dua etmişti. Ancak bu cuma günü farklı bir durum sezdim. İlk defa bu cuma günü haberi olan, gören ve susanların da mutlaka cezalandırılmasını yönünde bir dua beddua etti. Sesler aminden daha cılız bir amine dönüştüğünü söyleyebilirim. O yüzden dikkatimi de çekti açıkçası. Neden herkes amin demedi? Köyde bilgi sahibi olanlar var. Ailenin dayısı olduğunu söylediği, başka bir kentte gelen, babasının dayısı olduğunu söyleyen biriyle karşılaştık. Yine bir ağabeyin evinde, Osman Bey Konağı dediği bölgede jandarma ekipleri iz bulma köpekleriyle arama yapıyordu. Biz bunu canlı yayında verdik. Tesadüf onunla karşılaştık. O da şöyle bir ifade kullanmıştı. Ya herkes biliyor. Söyle dedim ben. Neden söylemiyorsun? Neden susuyorsun? 8 yaşındaki bir çocuk. Bu bana düşmez dedi. Ailenin söylemesi lazım. Köylülerin %90'ı da biliyor. Ben şehir dışında geldim buraya gibi bir ifade kullandı ki jandarma da buna çok yakındı. O tanıklık etti. Haliyle köylülerin veya işte akrabaların bilme olasılığı bununla beraber, bu sonuçla beraber arttı. Ancak kaçırılma, buradan götürülme daha doğrusu, bu köyde tutulmama gibi bir durum da ortaya çıkmıştı. Artık dün itibariyle yapılan aramalar ki gerçekten jandarma ekipleri, AFAD ekipleri gece gündüz çalıştılar. İnsansız hava araçları sürekli havada uçtu. Helikopterler, polis, Diyarbakır Emniyet Müdürü 2 gün boyunca AFAD İl Müdürü'yle beraber helikopterle üstten uçtu. Dronlar sürekli havalandırıldı. Bazı jandarma güçleri, Bağlar ilçe jandarma ekipleri de buna dahil, olay yeri inceleme dahil, istihbaratçılar sahada uyuduğunu biliyorum, tarlada uyuduğunu biliyorum. Onlar da belli ki yanıltılmışlar reisi. Yani belki de verilen ifadeler, bir ifade vermemek var. Bir de nasıl, bir de yanlış ifadeyle yönlendirmeler de olmuş olabilir. Bir de öyle bir boyutu var.